Bugün Arequipa şehrine geldik. Meşhur UNESCO'nun bir şeyi varmış. Bazı yerler gerçekten çok pisti. Şu tatlılığa bakar mısın? Böyle olmaz ya. Peru'da da otostop çekmedik demeyiz. Lan Cihan'la birlikteyiz. Hay. Şimdi de Peru'nun başkenti Lima'dan Arequipa şehrine gideceğiz. Bu takla diye bir tane bir şey buldum. Bir tane firma buldum. 16 saat sürecek. Farklı bir şehri keşfetmeyi devam edeceğiz, gideceğiz. Bu Arequipa şehri, buranın Gaziantep'iymiş. Baktığın zaman burası da terminal. Arequipa. Bu da bizim otobüs. Geldi sonunda. Bununla şimdi Arequipa'ya gideceğiz. Burası da terminalin olduğu yer. 16 saat gideceğim koltuğum burası. Yandım. Neyse, yandaki adamla bu perdeyle ayrışıyoruz. En azından biraz rahat yatarım. İleride VIP var ama tabii VIP'ler çok pahalı olduğu için bilemedim. Lima hep böyle garman çorbandı ya. İnsanlar çok farklı şekilde ekmeğini taştan çıkarmaya çalışıyor. Bazı yerler gerçekten çok pisti. Lima'ya karşı yorumlarım, Lima şehrine karşı. Lima'yı sevmedim. Çok pis bir trafik var. Yani şu an şehirden ayrılacağım. Otobüsün gelmesi bile bir saat gecikti. Bir yerden bir yere gitmek için en az 1,5-2 saate ihtiyacım var. Otobüste gidiyorsun ve çok kötü gerçekten. Bir daha Lima'ya gelir miyim? Lima'yı gezmek için gelmem. Büyük okyanusun kıyısındayız şu anda. Böyle kıvrımlı yollardan geçiyoruz. Aşağı taraf uçurum. Manzaralar güzel. Ama baksana tırlar falan da geçiyor. Bayağı tehlikeli bir yol. Bugün Arequipa şehrine geldik. Burayı gezeceğiz. Şu anda otobüs terminalindeyim. 8 saat bir aktarmam var otobüsle. Şehri küçük bir şehir olduğu için çok fazla kalmak istemedim. Buranın yemeği meşhurmuş. Yemek yiyeceğiz. Şehir Arequipa bölgesinin başkenti. Hem de ismi de Arequipa. 850 bine yakın nüfusu var. Bu şehire beyaz şehir adı da veriliyor. Lima'dan sonraki en kalabalık şehir burası. Aynı zamanda Şili ve Bolivya sınırlarına da çok yakın bu bölge. Ve tabii ki alpaka var. Yani şu tatlılığa bakar mısın? Alacağını, seveceğini, öpeceğin onu ya. Çok tatlı bir hayvan. Koyuna benziyor. Şehrin sokak yemeklerini sürekli denemeye çalışıyorum. Fena değildi. 1-14 Şubat klasiği. Yalnız başıma yine geziyorum. Cenaze arabası. Yine yerel bir lezzet deniyorum. İş. Yemekler öyle ahım şahım değildi ama ucuzdu. Bayağı 2 dolara çok güzel yemekler yiyebildim. Akşam olunca da bütün herkes Plaza de Armas'ta toplanıyor böyle. Bu şehirden ayrılma vakti de geldi. Şimdi farklı bir şehre doğru geçeceğiz. Bir tane şehre geldim, Trujillo. Çok sıcak, prensesim. Trujillo şehri Peru'nun 4. büyük şehri. 750 bine yakın nüfusu var. Burası kuzeyde bir şehir. Yani İtalya konsolosluğu bile gördüm. Çok farklı, küçük bir şehir ama
Trujillo diye bir şehir, Trujillo mu öyle bir şeydi. Orada bir tane meşhur UNESCO'nun bir şeyi varmış. Çançana vardı. Çançana geldik. Çançan şurada. Çançana geçiyoruz. Çançan'dan görüşmek üzere. Nasıl bir isim koymuşlar ya. De bu yer böyle çölün ortasında bir kalıntı. Nasıl olduğunu göreceğiz. Bu antik bozulmaya başladı. Ne güzel GoPro'm vardı. Sıcaktan mı bozuldu acaba? Ya da çantada dura dura bozuldu gerizekalı. Neyse. Bozulma yavrum. Lazımsın bana. Şimdi de Çançan diye bir yere geldik abi. Çançan. Çölün ortasında nothing. Hiçbir şey yok. Ben bu UNESCO'yu anlamıyorum ya. Boş boş şeylere değer veriyor. Aha, arabalar geliyor. Gördük. Buralarda bir şeyler anlatıyorlar bize. Öyle isteyen geliyor, okuyor. Ama hepsi İspanyolca maalesef işi değil. Lan insan biraz İngilizce de yazar be. Yok. Ora arı git öyle ızıracağım beni. Neredesin? Burada. Nasıl bir hayvansa. Haydi bak. Malumat almak isteyenler buradan alabilir. İspanyolca. Geldik girişi böyle bir yer. Gene bir bilet aldık. Şu girişlerde bilet olması çok sinirime gidiyor ya. Olmasın abi bilet falan ya. Niye her yere para alıyorlar? İzinlere her şeyin ücretsiz olması lazım. Böyle olmaz ya. Nereye girersek bilet, 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 bilet o, bilet o. Of. Çançan Çin Krallığı'nın başkentiymiş. İnkalar burayı ele geçirmeden önce burası 15. yüzyılda zirve dönemini yaşamış. Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük toprak mimari şehriymiş burası. 9 büyük dikdörtgen kompleksten oluşuyor. İçerisinde konutlar, tapınaklar, depolar, cenaze platformları, birçok alan mevcut. Binaların toprak duvarları üstünde soyut motifler, antropomorfik ve zoomorfik konuları temsil eden figürler falan mevcut. O şekilde süslemişler duvarları. Yani bir şey yok. Gördüğünüz yerlerde şehrin tarım yaptıkları bölgeleri. Neyse bu kadar bilgi yeter. Canımı sıkılmasın. Şehrin bütün kalıntılarını daha turistlere tam açmadılar. Çünkü daha bitmedi. Çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda. Ya bence gelmenize gerek yok buraya. Çok ahım şahım bir yer değil. Bana sorarsın. Peru'da da otostop çekmedik demeyiz. Şu an Peru'da. Trujillo şehrinden bir tane gezilecek yer var şu yakınlarda. Oraya gideceğim bakalım duracak mı kimse. Hadi el ediyoruz bakalım. Ama Çançan'a gelmiştim ya. Çançan'dan biraz daha ileride bir yer var, oraya gideceğim. Kimse durmadı. Belediye otobüsüne bindim. Burası da turistik bir bölge. Sörf yapmaya geliyorlar genelde. Ama çok dalgalı yani. Tamam, sörf zaten dalgada yapılır da yüzmek için zor yani burası. Bak sandalları nasıl bir şeyden yapıyorlar. Çok farklı bir malzemeden yapıyorlar. O neyse artık ben de bilmiyorum. Burası da turistik bir kasaba. Şehrin biraz yukarısında kilise var tabii ki her zamanki gibi. Parklar falan güzeldi.
Yani insanlar geliyor, eğleniyor. Gidiyor. Öyle yarım saat, bir saatlik bir şey, kasaba diyelim burası. Köpek Balığı Müzesi. Daha doğrusu Deniz Kalıntıları Müzesi'ne geldim. Bu bildiğiniz gerçek köpek balığı. Çok değişik hayvanların şeyleri var. Mumya tarzı. Bunların hepsi gerçek. Tüyleri hep dökülmüş. Deniz çok kaldırıyor. Daha doğrusu okyanus. Otostop çekiyorum ama burada da kimse durmuyor ya. Değişik bir memleket. Zor. Huan Chacho mu? Öyle bir yere geldim. Ha böyle sahil kasabası. Buraya sörf yapmaya geliyorlar. Şimdi buradan şehre Trujillo. Oraya döneceğim. Bakalım kimse duracak. Burada da hiç kimse durmuyor ya. Yine otobüse bindim. Belediye otobüsüyle gidiyorum. Çok sıcak. Çok fena yandım ya. Şehri son kez böyle bir turlandım akşam üzeri. Daha sonra da zaten terminale doğru yola çıktım. Burası da terminal. Şöyle bir mahalleye geldim. Yağmur yağmış. Etraf çamur. Piura şehrindeyim. Zannımca burada otostop çekmek yasak. Politik things ha. Otostopa her zaman evet. Şimdi Piura şehrine geldim. Peru'dayım. Bundan 4 yıl önce filan Cape Town şehrinde Güney Afrika'da bir tane Perulu çocukla Couchsurfing'den tanışmıştım. O da bu şehirde yaşıyormuş. Evine davet etti. Şimdi evine geldim. Böyle Piura'dan 15 kilometre uzaklıkta bir yerdeyim. Bir çiftlikleri varmış. O çiftliklerine gidiyorum. Haydi bakalım. 4 yıl sonra bir yere geldik bakalım. Çocuğun çiftliğine buradan giriliyor. Böyle giriyoruz bakalım. Haydi bismillah. Şimdi böyle köy yollarından yürüyorum. Gene köpekler var tabii ki. Gene bir sopa buldum kendime, ne olur ne olmaz diye. Kendimi garantiye alayım. Allah'tan bugün ben gelmeden önce güneş açmış da dün yağan yağmurun çamurunu kurutmuş, yoksa büyük işkence çekerdim valla. Aha da geldik. Koçlar bir bıçağındır. Şu an Cihan'la birlikteyiz. Hi. Hi. Then we meet. We met in November 2019 in South Africa. In South Africa, yeah. Cape Town, right? Yeah, in Cape Town. Yeah, with couchsurfing. With couchsurfing. And yeah. We visit which point? We explored a Sunday day with some friends, with my host and a guy from India, remember? Yes. Cape Town'da işte 2019 olması lazım karşılaşmıştık couchsurfing'den. Çok güzel bir gezi yapmıştık. Şimdi de Peru'dayız. Piura şehrinde. Ve Cihan'ın çiftliğindeyiz. Farm. Yeah, it's an eco farm in the desert of Piura. Yes. Okay. Tamam, burayı öp. Burada da kedi var. Şurada da horozumuz var. Gel buraya, gel. Ulan tamam, dur. Sen de gel, ha. Sen de gel. Gel.
nasıl öldürüyorum lan kendimi? Merhaba. Hello. Aurora. Aa, yerim ben sizi. Nasıl bir yere düştüm lan ben? Hadi söyle bir şey. Şarkı söyle bir şey. Aurora. Aurora. Benle beraber çiftliği geziyoruz şimdi. Bana çiftliği gezdiriyor. Çiftlikte her şey var. Vallahi bir sürü hayvan var. Köpekler, bağlar, çiçekler, böcekler, arılar, papağanlar. Vallahi burayı sevdim. Yani çiftlik olarak sevdim. Çok güzel. Güneş de batırıyoruz. Burası çölde bir yer. Ama çok çöle benzemiyor. Bak yeşillik bayağı var. Böyle bir meyve. Acaba ne meyvesi bu? Neyse sorarız. Bak. Sapote diye bir meyve var. İlk defa böyle deneyeceğim. Tadını bilmiyorum. I will try it. Fruit from the desert. Çöl meyvesiymiş. Don't bite it, just suck okay. It. It is good. Herkes sevmiyor ama ben sevdim ya. Gün batımındayız. Şu anı bir gene unuttum bunun ismini ya. Neyse bir daha bakar yazarım. Bunu deniyorum. Tadı da mangoya benziyor bence. Mango. Değişik bir meyve. Ağacı da bu. Demin fotoğrafını çekmiştim ya. Köpek de yiyor bak. Şişt. Oğlum. Bak. Şu an çiftlikten ayrılıyorum yanından. Yanın amcası getirecek beni şeye kadar, yol ayrımına kadar. Çiftlik güzeldi. Sabah kalktık, kahvaltı yaptık ve bulaşıkları falan yıkadım. Şimdi ayrılış vakti. Her şey güzeldi. Thank you so much for everything. Gracias. And see you in Turkey. See you in Turkey. Yeah. See you later in Turkey. Bye bye. Bye bye. Bu videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere.